Bir hanımefendi kardeşimiz. Efendim geceniz hayır olsun. Hayırlı sahurlar dilerim. Sağ olun hocam. Nereden arıyoruz hanımefendi? Kayseri hocam. Kayseri'den arıyorsunuz. Peki buyurun sizi dinleyebiliriz. Hocam benim babam oruçluyken kızgın oluyor. Yani onun günahı nedir? Bize kızıyor, ediyor, bağırıyor. Yani babanızın oruç tuttururken sizlere sinir tutturması doğru değil yani. Babanız orucu tutmuyor, oruç onu tutuyor demek ki yani. Eğer oruç tutsaydı bunları yapmazdı. Demek ki oruç onu tutuyor, oruç onu tuttuğu için rahat hareket edemiyor. Babanıza deyin ki, babacığım Allah orucunu kabul etsin. Allah için tutuyorsun, bizim için tutmuyorsun. İki, kendin için tutuyorsun. Aynen. Ama oruçluyken sinirli oluyorsan orucunun sevabı gider. Bir şey kalmaz ortada. Yapma babacığım bunu. Sinirli olacağını da söyle bize. Biz diğer odaya geçelim. Sen duvarlara biraz bağır çağır. Böylece idare et diye babanızı böyle biraz gülümseterek onun bu sıkıntısını gidermeye çalışınız. Yani biri size sataşırsa oruçlu olduğunuzda diye diyor Peygamberimiz. Siz deyin ene saim, ene saim, ene saim. Ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum. Karşılık verme diyor. Karşılık verme. Karşılık verirsen siz zaten babaya karşılık vermezsiniz de baba da evlatlarını veya eşini rahatsız edecek olan tavırda olmaması gerekir. Hele hele ibadeti bahane ederek bunu yaparsa o zaman ibadetinden sevap alamaz, hayır alamaz. Dikkat etmesi gerekiyor. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun hocam. Hayırlı sahurlar. Teşekkür ederim. Siz de hayırlı sahurlar diliyorum.